Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün tek başıma açtım. Neden? Çünkü bu Yağmur'a şaka videosu. O bundan başka bir şey çekeceğimizi zannediyor. Birlikte başka bir şey çekeceğimizi zannediyor. Ama ben Mücahit'i önceden çağırdım. Düzenekleri kuracağız ve ona harika bir şaka yapacağız. Biliyorsunuz bu evi yeni satın aldık ve daha bir aylık. Hepimizin göz bebeği yani. Bugün bu evle ilgili harika bir şaka yapacağım. Yağmur bugün bu eve haciz geldiğini zannedecek. Harika bir ablayım gerçekten. Hak etti, hak etti. Şimdi kamerayı öyle bir yere koyalım ki çünkü evi çok iyi biliyor Mücahit. Anlamaması lazım asla şakayı. Elindeki kamera dışında Mücahit'in başka birkaç kamera daha getirdik. Evin gizli bölgelerine yerleştireceğiz. Tam Yağmur'la Yağmur Hanım'ın zannettiği o videoya başladığımızda haciz memurları kapıdan belirecek. Merhabalar, ben avukat Faruk Atlan. Mülteci bir miktarda borcum. Birçok kez arandınız, telefonları cevap verilmedi. Kimden bu kadar para borç alacaksın? Diyorum ya, araba aldı. Sana ne arabasında? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorlar? Odama girmez misiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz beyefendi? İşlerim yapıyorlar, sakin olun. Şaka mı yapıyorsunuz? Benim eşyalarımı niye alıyorsunuz? Bir şaka mı Allah? Şimdi saklayalım kameramızı. Çok iyi. Güzelce sakladım, şu an hiç görünmüyor. Yaklaşık 20 dakikadır, hani nereye konuysam bilemedim. 20 dakikadır Yağmur'u bekliyoruz. Ya bu kız bize 5 dakikaya geliyorum dedi. Geldi. Niye rica yaptıysa? Bak iyi oynuyoruz ha. Hoş geldin. Okey ben vereceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hey ya. Hoş geldin. Canım erken gelmişsin. Hadi hemen çekelim Yağmur ya. Geciktin. Canım bu saatte demedin. Ama 20 dakikadır da seni bekliyoruz. Çekim. Onun için bana acele acele geldin. Niye çekim için mücahit geldi falan demiyor. Ne bileyim. Bana hiç haber vermedi valla. Mücahit bir sefer benim için yok. Ben sus. Alıştım ya. Gel mikrofonu gerçi takalım. Ama şimdi harbi çekeceğiz. Evet baksana hazırladım her şeyi. Makyajımı sen mi yapacaksın? İkimiz de yapacağız ama önce makyajlarımızı silmemiz lazım. Heyecanlandım. Tamam. Hemen çekeceğiz mi Tuval Bula ya? Ben birazcık. Hayır hemen çekmemiz lazım lan. Ne açım? Biz Mücahit'le yedik seni beklerken bu arada. Bunlar temiz mi? Evet. Abi bana söylemedin, ben hazırlık falan mı yapmamış ki? Söyledim, biliyordum bugün çekim olacağını sonuçta. 2 saat sonra olabilir mi? Evet, ne yapayım Mücahit erken gelmiş. Şeyde demiyor ki videoya geldi falan. Mücahit bugün erken gelmek istemiş, ne yapayım? Senin de mi haberin yok? Aa, Mücahit bir çaldı kapıyı. Mert nerede? Mert o da geliyor yolda ya. Şey biz bu arada kahvaltıda ne giyeceğiz yarın etkinlikte? Şey beyaz temalıymış. Evet beyaz giyinmek gerekiyormuş. Mücahit sen de gelsene. Yarın kahvaltı var et. Bir markanın düzenlediği. Kahvaltı daveti. O kadar güzel ki. Yaza merhaba kahvaltısı. Kaytanda. Afiyet olsun. Gel işte Mücahit. Özgür de gelecek. Özgür geliyorsa geliyorum. Hayır ne alaka yani sadece bilgi ver. Ya tamam ya, ne zorbalıyorsun? Valla cidden şey listesine, davetli listesi. Ya işte bütün aklına gelip gelebilecek fenomenler falan. Dur, bakacağım şimdi. Ünlü birkaç isim de var ama. Ha. Bu karpuzu da bir aydır bitiremedik ya. Canım elleme ya. Tuba abla elin temiz mi? Evet valla. İki temiz. Saat kameramı da şey mi desen? Bir tane alayım, yiyeyim. Mikrofonumu da sen taktın. Takamadım, elim acıdı. Ya hızlı ye. Videoya başlayalım hadi, çocuk da bekliyor. Bu arada Tuba abla. Geliyor. Oha. O da mı gelecek? Evet. Gelmesin ya. Ben geriliyorum onu bak, görünce. Bak sayıyorum. Oha. Ay bunlar niye geliyor ki? Canım ne gelsin. Ama, ne mana? Gelmesinler ya. Güzel gülmemiz lazım, tamam mı? Aynen. Ya hızlı yer misin? Hadi başlayalım artık. Canım tamam. Açım kahvaltısı yiyeceğim. Tadını çıkara çıkara yiyorsun. Seviyorum ben beklemeyi. Sana ne? Şöyle mi yapacağız? Evet oturacağız. Aynen. Oturacağız. Makyajı temizleyeceğiz. Buradan makyaj yapacağız. Hiç açıyı bozmamak işte. Onu Mücahit ayarlayacak. Mücahit tamam mı? Tamam. Ya Mücahit. Beğendi. Beğenmesi söyler herhalde. Kim geldi? Ne bileyim. Merhabalar, ben avukat Barak Kaplan. Merhabalar, merhaba. Ben can memur Şahin Ömer'im. Tuba Hanım'la mı görüşüyoruz? Evet, buyurun beni. Müsait misiniz acaba? Tabii buyurun, aslında bir çekimdeydik ama. İçeri girebilir miyiz? Tabii ki, buyurun, buyurun. Merhabalar. Şöyle şunu ben çekeyim. Tuba Hanım, siz misiniz acaba? Evet, buyurun benim. Tuba Hanım, size birçok kez ulaşmaya çalıştık. Evinize tebligat gönderdik. Birçok kez arandınız. Telefonlara cevap verilmedi. Yüklü bir miktarda borcunuz var. Ne yapıyorsunuz ekli acaba? Ekli süre verilmiş size. Ne yapıyorsunuz?
Beyefendi. Geri dönüş alınamamış, o yüzden burada bulunmaktayız. Ben anlamadım, o borcum için evet. Bir şey soracağım, ne? Bir daha söyler misiniz? Beyefendiler kim? Onlar da arkadaşlarımız, eviniz acısı. Ne yapıyorlar şu an? Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Şu an evimiz... malları kayıt altına alacağız, no? Bilginiz olsun. Malları niye kayıt altına alıyorsunuz onu anlamadım. Ev eşyaları. Malları kayıt altına evet. Almak ne demek? Hanımefendi sizin borcunuz bulunmakta bir miktarda. Bir dakika ya Tuba abla ne oluyor şu anda? Yalnız ben o borçla alakalı bankayla görüşmüştüm 2 ay önce. Ne borcu? En son görüştüğünüz tarihten beri ulaşılamamış size. Tamam da beni 7/24 arıyorlar ne çünkü. Borcu? İnsanım bu, ben de. Bursa'daki ev mi ne? Hayır Yağmur anlatacağım. Borcu boş ver şimdi sebebini. Beni ne, 7/24 boş ver. Haciz memuru diyor, avukat diyor. Yalnız siz bize önceden bilgi vermeden gelip burada... Tuba ablacığım, ne borcun var? Hanımefendi size tebligat gönderilmiş. Ya beni bankalar 7/24 arıyor, ben duşta olabilirim. Ne borcu ki Tuba abla, ne borcun var? Ben 7/24 telefon mu açacağım yani beyefendi? Bir şey sorabilir miyim senin? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Arkadaşlar şu an hiçbir şey almayacağız, bekleyelim. Bu ne ya? Şaka mı bu? Bakın ben ödemeyeceğim demedim ki. Yani hiç bana eşyalarına şeylere... dokunmayın. Eve de dokunmayın. Hanımefendi şu an hiçbir şey ödemeyecekler. Sakin olun lütfen. Bir şey size söylüyorum. Tamam ama yani dolapları açıp falan içine... Hiçbir şey almayacaklar. Ya bir şey sorabilir. Hiçbir şey almayacaklar ne demek? Alın şu bakın kağıda. Liste var orada. Okuyun ve imzalayın lütfen. Neyi imzalıyorum? Listeden onları alacağız bilginiz olsun. Ne varsa alacaksınız. Listeden ne varsa hepsini alacağız. Her şey var evimizdeki burada. Yapacak bir şey yok yani kredi borcunuz vardı. Bana niye haber? Ne kredi borcun var ki Tuba abla? Ne şu an ne oluyor ben? Anlamadım sen. Ben kredi vermiştim. Şaka mı yapıyorsun? Araba aldı kendine. Ya bir şey diyeceğim ben eski sevgilime vermiştim krediyi. Gidin ondan isteyin. Doğrudur bu sizin adınıza çekilmiş bir borç. Tamam olabilir ama o çekti o kullandı. Bir şey sorabilir bir dakika susar mısın? Bakabilir miyim? Ama ben... Ne bunlar şimdi? Yasal süreçler nasıl işlenecek onlar yazacağım. Hepsini okuyup inceleyebilirsiniz tabii ki de. Ama bir şey diyeceğim ben imzalamadım. Şaka mı? Bu yazan miktar mı borcu? Evet tam olarak 684 bin TL. Borcu var. Evet. Hayır 684 bini yok. Ne? 4 bini mi yok? 680'di. 4 yoktu. Ben hatırlamıyorum ki sürekli. 680 bin borcun var. Buna mı takılıyorsun? Ama ben daha yeni aldım bu krediyi bu arada. Tamam şu anda o zaman bana... Bu ne ya şu anda ben? Ek süre verebilir misiniz peki? Ya ek süre ne demek? Sen 500.000 borcu neden yaptın? Ben yapmadım. Ne verdim diyorum. Niye verdin? Çünkü araba alacakmış kendine o yüzden. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hanımefendi sakin olun. Bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar görür mü? Ne görevini beyefendi yapıyor beyefendi? Eşyalarıma dokunuyor. Ne? Haciz geldi eve. Ne yapıyorsunuz? Ya, eşyalık olmuş. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda tamam bir dakika bir şey konuyu anlamaya çalışıyorum. Şu an ellemesinler evimdeki eşyaları. Lütfen polis çağıracağım. Birazdan polis memurları da gelecek buraya. Eşyalarınızı zabıtınızı alacağız. Ödeyebilirim yani bana bir ek süre verin. Ya bugün içerisinde ödemeniz lazım. Bugün mü? Kime verdin parayı? Dur onu. Annem biliyor mu? Babam biliyor mu bunu böyle hayır bir durumu? Ben ne bileyim bana geleceğini hacizin ona gider diye düşündüm. Ay Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ben bir dakika arıyorum hemen. Açmıyor. Ben ya hayır bir dakika ben bu arkadaşım bir saniye borç alabilir isteyebilir miyim arkadaşımdan şu an bir saniye belki şu an öderim. Kimden bu kadar para borç alacaksın? Alo aşkım selam ya senden biraz borç para isteyebilir miyim çok acil durum şu an ama hemen atman lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir 400 lira arkadaşlarınıza söyler misiniz? Evimin eşyalarını dokunmayı kessinler. Aşkım bana... Arkadaşlar şu an aslında bir inceleme yapıyor. İnceleme yapmasını istemiyorum benim evimde. Yağmur telefonla konuşuyorum. Elinize geçer misin? Avukat bey. Aşkım bana bir 500 lira atar mısın acil? Evet borç ödeyeceğim. Ne kadar... Acil ama şu an IBAN atıyorum sana. Ne kadar borç var dediniz? 680 lira. Tamam atıyor bana şimdi. 1 milyon TL borcun var 500 TL mi? Dalga mı geçiyorsun? 500 bin mi istedin? TL. Kim atsın bana 500 bini Yağmur? Dalga mı geçiyorsun? Alamazsınız beyefendi. Telefonum nerede? Ya bir şey diyeceğim. Ben aslında ödeyecektim birkaç ay sonra. Ya ben ödemeyecektim de ödeyecekti. Şu an arıyorum ulaşamıyorum. Yoksa ödetirdim.
Anne senin bu kızının borcundan haberin var mı? Yok, Bursa eviyle alakalı değil. 700 bin TL'ye yakın borcu varmış. Bilmiyorum. Ne konuşuyorsun kadınla? Durur musun? Üzme ya? Kadını da bir dakika. Ne? Üzme. Annemin de haberi yok. Anneciğim arayacağım seni. Ya arayacağım. Arayacağım anne hadi. Hadi annem öpüyorum. Ne yapacak? Ay, kadın ne yapacak? Yiyeceğim. Kadın ne yapacak ya? Kadın ne yapacak? Ne kadın? Annemin de haberi yok. Senin bu Özlem ablamın haberi var mı? Ya ver tamam. Bir bırakır mısın Tuba abla ya? Ya gördünüz mü ne yaptığınızı? Borcunuzu ödediğiniz takdirde icrayı durdururum, bilginiz olsun. Ama bugün nasıl ödeyeyim? O zaman bana bir hafta verin. Allah'ım yarabbim. Başka bir bankadan kredi çeker öderim bu bankaya. Özlem abla. Bugün içerisinde ödemeniz lazım bu borcu. Ancak o zaman. Çekmiyor. Sesini duymuyorum bak, çok sinirliyim. Sen niye insanlara haber veriyorsun? İnsanlara dediğin senin kardeşin ve annen. Bağırma bana. Sizin yüzünüzden gerçekten beyefendi. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Ben ne bileyim, ben ilk defa böyle bir durum yaşıyorum. Başıma mı geldi? Ya ilk defa mı? Buyurun beyefendi. Lütfen bir şey yapamaz mısınız? Yani bugün biz bu eşyaların daha borcunu bitirmedik. Ödüyoruz hala. Bir şey sorabilir miyim? Ev benim üstüme diye mi siz bunları alıyorsunuz? Bir şey sorabilir miyim? Seninle konuşuyorum. Senin, ben şimdi anlamadım. Senin, sen... Ne? Ay Arap'ım kafayı yiyeceğim. Neyi anlamadın? Anlamadım. Neyi? Ne ara bu kadar borcun oldu? Niye? Durun ya, araba aldı. Sana ne arabasından? Araba alıp ayrıldı benden. Ya peki bunu mahkemede ispatlasam üzerime neden araba aldı mesela? O aldı sonuçta, ben harcamadım. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Yağmur, ben ne bileyim, hayatımda ilk defa bir kredi çektim bu kadar yüklü. Ay kafayı yiyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yapamaz mıyız ya? Ev senin üstüne. Bilsem evi senin üstüne. Beyefendi sürekli gelip gidip ne söylüyorsunuz ya? Ay kafayı yiyeceğim. Ev de senin üstüne Tuva, ama sen şaka mısın? Ben ne bileyim ya, haciz geleceğini bilsem senin üstüne. Peki mesela kardeşimin üzerine evi alırsam siz yine de... Ya ne yapıyorsunuz? Bugün tüm işlemler başlatıldı. Ne yapıyorsunuz? Çağırız, tamam belki ödeyim ama... Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar işlerini yapıyor. Tamam, ne işlerini beyefendi? Burası onun evi. Ev onun üstünde olabilir. Burası benim de evim. Sesimizi yükseltmeyin. Sesimizi yükseltmeyin diyorsunuz. Ben bu olayı sizinle birlikte öğreniyorum beyefendi. Borcunuzu ödeseydiniz sizle. Benim borcum... Sizin borcunuz değil, ablanızın borcu. Fark etmiyor. Ne yapıyorsunuz? Bilgisayarımı bırakın. Arkadaşlar geçelim yerlerimize. Arkadaşlar işlerini yapın. Geç kardeşim. Ya geçin. Rica ediyorum. Siz de sakin olun. Sakin olun. Ya neye sakin olun? Beyefendi benim... Bir saniye bakın. Tamam beni dinler. Ne kadar? Biz de geldik. Tuba abla konuşmaya geldik. Fazla. 684 bin lira borcunuz var. Bugün içerisinde... Bu hareketlerin ne? Eğer sorun çıkartırsanız aşağıda polisler bekliyor. Ama ben ne yapabilirim yavrum? Niye üzerime geliyorsun? Babamı arayacağım. Arama. Arama. Arayacağım. Babamı arayacağım. Tamam bir dakika. Arama ne olur arama yağmur. Ne olur. Lütfen. Babam da bilmiyor değil mi? Ben çok çaresizim. Eşyalar 600 bin TL. Ne demek eşyalar 600 bin ediyor mu? Yağmur ben tekrar alırım bunları. Gitsinler ne olur. Ne diyorsun Tuba abla şu an ya? Bu... Ama ne yapayım, beni hapse mi atsınlar ya? Bana kamera şakası mı yapıyorsun diyeceğim evraklar orada. Şaka mı bu? Bir şey soracağım. Baktılar mı? O listeye baktılar mı? Ben tekrar götürülecek. Siz aldılar mı? Bu eşyalar mı götürün? Hanımefendi imza attınız mı? Atmayacağım ben imza falan, bu eşyalar mı? Odama girmez misiniz? Odama girmez misiniz? Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın kaç kere söyleyeceğim ya? Hanımefendi arkadaşa zarar vermeyin lütfen, işini yapıyorsunuz. Beyefendi benim eşya odama giremez, tamam mı? Benden izinsiz, burası benim de evim. Onun borcu olabilir ama benim bu borçtan haberim yok. Ben bu olayı sizinle birlikte öğreniyorum. Ve benim eşyalarıma dokunuyor, özel alanıma giriyor, odama giriyor. Benim bu tepkiyi vermem... Kadar normal bir şey yok, tamam mı? Size değil tavrım, tepkim. Abi, anlıyorum sizi, anlıyorum. Bu kadar sinirli olmanız ya da. Biz peki götüreceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşlar, bu eşya... zarar vermeyin arkadaşlara. Bu eşyalardan... Ben eşyanın geleni yapıyorum. Seçsek bazılarını, onları götürseniz. Ya seçsek ne demek? Seçsek ne demek? Yağmur, kimden alabiliriz şu an belli bir miktar borç? Onu düşünelim şu anda. Kim verebilir 600 bin TL? 600 şu an... bin TL bir vardı. 684 bin TL. Bildiğiniz olsun. 600 bin TL kurtarmaz sizi. Yani 600 bin lira versem de mi götüreceksiniz? 684 bin lira daha vermeniz lazım hanımefendi. Tamam, dolabı götürün sadece o zaman. 600 bin lirayı ödeyeyim. Ne evet, dolabı? Götüreceğiz, gideceğiz. Yağmur, ne yapayım? Çözüm üretmeye çalışıyorum ben de. Ya bu saçmalığı yapmayabilirdin mesela. Bu saçmalığı yapmayabilirdin mesela. Ya ben... Çözüm üretmeye çalışıyorum şu anda. Bir buyurun. Bu eş. Bütün eşyaları yazmışlar Yağmur. Tabaklarımız bile. Listeye bakabilir miyim? Buyurun. Şey yap bir şey ya. Ağlama ağlama. Ağlama ne? Babamı arasana.
Babam ne yapacak? Ya bir şey diyeceğim beyefendi. Beni sadece 3 kere aradı banka bu arada. Tabii 3'ten fazla aramıştır bence. Tebligat da gönderilmiş. Ya size hiç mi başınıza böyle bir şey gelmedi? Hiç mi haciz yemediniz? Biraz anlayışlı davransanız. Bakın biz ne yapacağım? Ya, size birçok kez ulaşılmaya çalışmış ama siz hiçbir geri dönüş yapmadığınız için bizlikte bir şey yok burada. Kimi arıyorsun Yağmur? Arama kimseyi diyorum. Ya bırakır mısın beni be? Tabii iletişime geçseydiniz eğer bankalarla. İletişime ben geçsem ne olur? Paramı yok ki. Söyleyebilirdiniz böyle. Bunların da açmayacağı tuttu. Allah kahretsin ya. Bunları açmadığınız için direkt yasal işlemler başlatılmış hakkınızda. Tamam evet haklısınız ama ben harcamadım çektiğin parayı. Ben harcamadım. Doğrudur ama hanımefendi sizin adınıza çekilmiş. Ne kadar yani saçma bir sistem ya. Yani. Biz sadece işimizin gereğini yapıyoruz. Ya ne yapıyorsunuz tamam belki öderiz. Hanımefendi işlerini yapıyorlar. Ama lütfen belki öderiz. Lütfen müdahale etmeyin. Ya, tabii biz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Sakin olun. İşlerimi yapıyorlar. Sakin olun. Gider misiniz evimden? Evimden gider misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyorsunuz ya? Kafayı yiyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Sakin olursanız. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Sabahtan beri çok gerginsiniz. Ya ne anlatıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz ya? Ya götürmeyin. Tamam çağırır mısınız memur? Polis memurlarını çağırır mısınız? Yoksa ben çağıracağım. Tamam çağırın çağırın. Bağırmanıza gerek siz, yok. Siz çağırın. Ya beni anlıyor musunuz? Borcunuz sizin evinize gelip. Borcunuzu ödediğiniz takdirde bu işle duracak. Nasıl ödeyeyim borcumu şu anda? Benim borcum değil borcunuz demezseniz birincisi. İkincisi eşyalarımı getirirseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü kafayı yiyeceğim artık. Gerçekten ben... kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şey var mı? Gelir gelmez almak ne demek eşyaları yani? Ya. Tebligat gönderdi. Geri dönüş olmadığı için. Neden bakmıyorsun evraklara? Neden gelip hiç ilgilenmiyorsun madem böyle bir şey yapıyorsun? Ben bu tebligatların bu amaçla gönderildiğini bilmiyordum beyefendi. Yani siz de hiç haber vermiyorsunuz ki. Hanımefendi haber verdik aslında size diyorum ya tebligat gönderildi. Odamdan çıkar mısınız lütfen? Odamdan çıkar mısınız? Odamdan çıkar mısınız ya? Polisi arasana Tuba abla. Polis memurlarınız gelecek dediniz. Neredeler? Gelecekler tabii ki de siz. Çağırır mısınız? Madem aşağıda dalga mı geçiyorsunuz bizim arıyorum ya beyefendi? Çok agresif hareketlerinizden dolayı biz de... Ya agresif diyorsunuz benim evimdeki her şeyi alıp götürüyorsunuz sakin. Şu anda. Ben nasıl sakin kalabilirim ki? Tuba'nın onu çekmiş olduğu krediyi eğer öderseniz şu anda bu işlerle duracak. Ya aynamı bırakır mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Dalga mı geçiyorsunuz? Bırakır mısınız ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşlerinizi yapsınlar. Ya karpuzu ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bırakır mısınız ya? Sakin olun. Ya şaka mı yapıyorsunuz bana? Ne yapıyorsunuz? Ya evi götürüyorlar şu an farkında mısın? Ya ne yapayım ben? Ne yapayım ya? Senin yüzünden senin borcunmuş. Bilsem senin üstüne mi yapardık evi? Niye ağlıyorsun? Ağlama. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Bak makyaj malzemelerini... Bırakın. İçeriydi. Kusura bakmayın abi. Biz şey ya, yapıyoruz. Şaka mı yapıyorsunuz? Benim eşyalarımı niye alıyorsunuz? Ara birilerini ara ya. Bir şeyler yap. Yapmayın lütfen ya. Ne yapıyorsunuz? Elemez misiniz? Bir şey elemiyoruz şu anda. Bırakın. Sadece belgelerini koydum masaya. Arar mısın? Birilerini arar mısın? Koltuğu ya bir şaka mı Allah? Koltuğu alalım arkadaşlar. Ben de yardım edeyim. Alamazsınız siz tek. Hep beraber yardım edelim. Hep beraber. Ben de tutayım şurayı. Aynen Mücahit sen de yardım et. Heh, şöyle götürün. Mücahit. Yağmur tutsana sen. Yağmur yapsana. İndirin, indirin, indirin. İndirin. Koltuktan almak istedim. Trollendi. Alkış. Bir şey diyeceğim ben çok eğlendim ama kıyamadım gözyaşlarına. Neyse Mücahit sen geldi de kendimi tutamadım. Ya Yağmur. Şaka yaptık. Bak bunlar bizim ekiden arkadaşlarımız. Tanıştırayım Şahin Bey. Ya, gider misiniz evimden ya? Çok üzüldüm size ya. Çok özür dilerim. Bu kadar tepki vereceğini tahmin edememiştim. Benim böyle bir borcum olsa söylemez miyim? Deli misin? Olur mu ya da? Birine böyle borç verebilir miyim? Kendimi rüyada böyle çaresizce bağırmışsın.
her şey çok anlamsızdır ya. Mücahit koltuğu taşıyor en son. Orada çaktın değil mi? Ya siz var ya, karpuzumu götürüyorlar ya. Böyle şaka mı olur gerçekten ya? Karpuzla ben kendimi çok zor tuttum. Anlamaya çalışıyorum. Evraklarda isim yazıyor. Gerçekten bir şeyler yazıyor. İnce çalıştık. Bir aydır bu şakanın üzerine çalışıyorum ben. Bu arada televizyonumuzu nereye götürdünüz ki? Getirin. Abi televizyon yok, televizyonda. Ben korktum bir ara, nereye gidiyor eşyalarımız falan. Konuşma benimle. Travma kalacak çünkü mantıklı bir şey de söylemiyorsun. Gerçekten kendimi rüyada böyle dedim ki hani öleyim, anladın mı? O kadar kötü. Hay Allah korusun. Televizyonumu takar mısınız lütfen? Komik mi? Komik valla, biz çok güldük. Mücahit de yani gülecek diye ödüm koptu. Arkasına dönüp gülüyordu da görmedin sen. Arkadaşlar bari like atalım, beğenelim, abone olalım değil mi? Yağmur Hanım'ın gözyaşlarına hediyemiz olsun diyelim. Ben ağlayacağını tahmin etmedim bu arada ve çok ileri gittiler. Ben dedim ki 2-3 eşya götürün bırakın. Hayır, makyaj malzemelerimi niye götürüyorlar? Gerçekten televizyon gitti ve sen makyaj malzemelerinin arkasından mı ağlıyorsun? Bir de karpuz. Ha, bornozumu niye götürüyorsunuz mesela? Ay, götürdükleri şeyler yani buzdolabını değil, gıdaları götürüyorlar. İşin komedi şeyi o zaten. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok başarılı oldu. Bir ara çok korktum gerçekten çakacak diye ama çok başarılı bir video oldu. Her zamanki gibi güzel oynadık. Aslı anlamadı çünkü bu kamerayla geldik. Başka bir şey çekeceğiz zannediyordu. O yüzden hiç şüphelenmedi. Ben yaparsam böyle sağlam yaparım işte şakamı. Hayır, evraklar çok kafamı karıştırdı. Daha yardım yani. Avukat arkadaşlarımız var. Yok değil. Avukat mısınız lütfen? Yok, o değil de. Açısını yapıyorsunuz. İkisi de üniversite öğrencisi bu arada. Siz gel. Rica et beni koru. İmdat! Saçımı yaptım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aç Mücahit. Kanala abone. Mücahit aç. Abone olun. Like atın ne olur. Görüşürüz. Allah'a emanet.